Belediye binamızın tam karşısında yapılan dükkanlar var. Sahipleri bekliyor. Ne zaman bize demir teslim edilecek diye. Ve burada biliyorsunuz ki 2,5 aydır bitmiş. Neden teslim edilmediği yani pek anlam veremiyor. Bana gelip bu konuda buradan başkanımızı uyarmamı ve hatırlatmamı istediler. Ben de bir belediye başkan adayı olarak yeniden Refah Partisi belediye başkan adayı olarak Düzce'nin ve ben bu Düzce'de bunu bir başkanımıza soruyorum. Bir an önce şu anahtarlar bitmiş olan dükkanların anahtarlarını teslim ver. Sahiplerine adamlar gelsin. İşini gücüne başlasın. Atsınlar dükkanlarını çalışsınlar. Yani oralar kapalı da oradaki çay ocağını kime vermişsin? Orası torpil mi yapmışsın? Onu kime vermişsin? Onu niye açık? Orası niye açık? Orayı bir sorayım. Onu da soruyorum. Şimdi oradaki orası niye açık o çay ocağı? Onu da ne yapalım? Başkan bilmiyorum tabii. Bunu sen bilirsin. Niye açık olduğunu, bunlar niye verilmediğini. Bir an önce inşallah verirsin mal sahiplerine hak edişlerini, dükkanlarını verirsin de onlar da işlerine başlar hayırlısıyla. Allah'a emanet olun. Tüm Düzce'nin derdini her zaman dile getireceğiz. Tüm Düzce'nin sokaklarındayız. Tüm Düzce'mler birlik olmuşuz, sarılmışız. İnşallah bu sorunları çözeceğiz. Çünkü Düzce'nin derdi artık benim derdim olmuş. Buna o kadar yola öyle ok şekilde sarıldım girdim. Allah'ın izniyle tüm sıkıntıları çözeceğiz. Tüm sıkıntılardan aşacağız. Allah'ın izniyle Düzce'yi şaha kaldıracağız. Hep beraber ama. Bir elin nesi var? Hepimizin dünya gibi bir sesi var. Hepinizi kucaklıyorum. Saygılar sunuyorum.